Kanal Fırat ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Fırat'ta gündem programı ile yeniden karşınızdayız. Bu akşamki canlı yayın konuğumuz Elazığ Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kenan Tabar. Sayın Tabar hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Efendim tabii bir sloganınız var, hayat boyu öğrenme. Bunun detaylarını özellikle Halk Eğitim Merkezi'nin verdiği kurslar, istihdam, her yaş grubuna hitap etmesi noktasını konuşacağız ama öncesinde Kenan Tabar kimdir? Özgeçmişinizle başlayalım isterseniz. Kenan Tabar ben. 1971 Elazığ Maden doğumluyum. İlk orta öğrenimi Maden ilçesinde, liseyi Elazığ merkezde okudum. Üniversiteyi Malatya'da okudum. Yaklaşık 27 yıldır kamu hizmetindeyim. Bunun 22 yılı yöneticilikle geçti. Evet. Son 2 yıldır Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yapıyorum. Ondan önce de ilimizin değişik okullarında müdür yardımcılığı ve müdürlük görevlerinde bulundum. Peki, Sayın Müdürüm, hayat boyu öğrenme, yani Halk Eğitim Merkezi ile ilgili her alanda, her platformda özellikle hayat boyu öğrenme sloganına vurgu yapıyorsunuz. Evet. Nedir bu hayat boyu öğrenme? Evet. Bizler hayat boyu öğrenme kurumlarıyız. Zikredildiği her yerde hayat boyu öğrenme kurumları diye geçer. Hayat boyu öğrenme bireysel, toplumsal istihdamla ilgili, yaklaşımla ilgili bireylerin bilgi, beceri, yetkinliklerini arttırmak amacıyla örgün eğitimin dışında hayat boyu devam eden tüm faaliyetler deniyor. Yaygın eğitim de örgün eğitimin içinde veya dışında devam eden tüm etkinlikler yaygın eğitim olarak isimlendiriliyor. Elhamdülillah Müslümanız bizler. İlim öğrenmek bizlere farz. Doğuştan, beşikten mezara kadar. Hayat boyu öğrenme kurumları da bu anlayışla hizmet veren kurumlar. Peki, Müdürüm Halk Eğitim Merkezi'nin çalışmaları, ya öncelikle misyonu ve vizyonundan bahsedecek olursanız neler söylemek istersiniz? Şimdi Halk Eğitim Merkezleri demin bahsettiğim gibi hayat boyu öğrenme kurumları. Artık günümüzde öğrenim anlayışı değişti. Eskiden öğretmenin bilgi yüklediği öğrencilere, işte farklı versiyonlarla sunum yaptığı, bilgi deposu olarak tanımlandığı anlayış artık terk ediliyor. Şimdi günümüz anlayışında artık hayat boyu öğrenim felsefesi var. Evet. Bir kişi öğrenim gördüğü okul, iştigal ettiği meslek ayrımı olmaksızın hayatın her anlamında, her alanında, her safhasında öğrenmeyle mükellef. Bunu da hayat boyu öğrenme kurumları vasıtasıyla yapıyor. Halk eğitim merkezleri bu alanda vatandaşlarımızın eskiden örgün eğitimin dışında hizmet veren kurumlar olarak algılanırdı. O algı kırıldı şu anda. Şimdi örgün eğitimin yanında veya dışında kalmış vatandaşlarımıza da o öğrenim veriyor. Bizim amaçlarımızdan biri eğitimin her aileye, her bireye ulaştırmak. Eğitimin bir safhasında eğitim sisteminin dışında kalmış, okulu yarıda bırakmış herhangi bir sebeple kişilerin eğitimini tamamlamak. Bunun dışında onların arzu ettiği eğitimi almaları, varsa meslek öğretmek veya mesleklerini geliştirmek gibi amaçlarla hizmetler vermekteyiz biz. Peki neler yapılıyor? Bu hizmetler nelerdir? Evet. Daha da detaylandıracak olursak. Evet, şimdi bizler... Öncelikle kurslarımız çeşitli kategorilere ayrılıyor. Bunlardan biri mesleki ve teknik kurslar. Bir diğeri sosyal ve kültürel kurslar. Sanatsal ve sportif kurslar. Diğeri de kişisel gelişim kursları olarak ayrılıyor. Biz örneğin bu yıl Ekim ayına kadar, 1 Ocak'tan Ekim ayına kadar Elazığ'da 44 bin vatandaşımıza Merkez Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak kurs vermişiz, kurs hizmeti vermişiz. Çok iyi bir rakam aslında. Çok iyi bir rakamdır, yeterli görmüyoruz. Bakanlığımızın geçen yıl bize koyduğu %10 hedefi vardı. %10 hedefi çok şükür tutturduk şu an itibariyle. Bakanlığımız da çıtayı yükseltti, %12 gibi bir hedef koydu bize. Evet. Bizim de hedefimiz yıl sonuna kadar, tabii bu sadece 2020'ye özgü değil, bundan sonraki yıllarda da nüfusun %12'sine ulaşabilmek. Bunun altyapısı da var zaten. Vatandaşlarımız artık akın akın halk eğitim merkezlerine geliyorlar. Çünkü ilgi duydukları, ihtiyaç duydukları her alanda kendilerine hitap eden bir kurs, bir eğitim çeşidiyle karşılaşıyorlar. Şimdi neler? İsterseniz evet, bazılarını ben zikredeyim. Tabii ki. Şimdi
mesleki teknik kurslardan, sosyal kültürel kurslardan bazılarını şöyle söylemek istersek bizim bilgisayar işletmenliği kursumuz var, web tasarım kursu, bilgisayarlı muhasebe kursu, iki boyutlu, üç boyutlu bilgisayarlı çizim kursları, AutoCAD tabir ettiğimiz, standart Türk klavyesi kursu, yine uygulamalı drama, tiyatro kurslarımız var, gitar, keman, piyano, üflemeli çalgılar kurslarımız var, bağlama eğitimi, yine vurmalı çalgılar kurslarımız var, halk oyunları kurslarımız var, masa tenisi, karate, tekvando, bocce, kickboks, futbol, voleybol, handbol gibi sporlarda kurslarımız var. Bu kurslarımız netice vermeye de başladı. Her alana hitap edebiliyorsunuz evet, aslında. Evet, geçen basınımıza da yansımıştı. Halk eğitim kurs yerlerinden Sıla Kartal dünya şampiyonu olmuştu evet. İtalya'da katıldığı turnuvada. Yine sadece Sıla değil, arkadaşları da Türkiye birincilikleri, ikincilikleri, üçüncülükleri ve dünya şampiyonlukları, ikincilikleri, üçüncülükleri kazandırmışlardı. Bu çocuklarımızın tamamı halk eğitim kurslarında yetişti. Yine handball kurslarımız var. Kızlarımız çok büyük başarılar elde ettiler. Bunun yanında bocce kurslarımızda milli takıma sporcular verdik halk eğitim kurslarından. Bu spor kurslarının sonuçlarının yansıması. Yine bizim özellikle müzik kurslarımızda öğrencilerimiz hani sadece hobi olarak değil, konservatuvar öğrencilerimiz orada eğitim alıyorlar veya konservatuvara hazırlanan öğrencilerimiz eğitim almaktalar, hazırlanmaktalar ve hakikaten güzel neticeler alıyoruz. Bunun yanında yine saç bakımı yapımı, manikür, pedikür, cilt bakımı, makyaj, okuma yazma kurslarımız var. Bu kurslarımızın da artık aslında gündemimizden çıkmasını istiyoruz. Şimdi önümüzdeki yıl Cumhuriyetimiz 100 yaşına basacak. 100 yaşındaki Cumhuriyet'in bir vatandaşının okuma yazma bilmemesi herhangi bir sebeple hepimizin eksikliği olarak görüyoruz biz. İnşallah o alanda da çok büyük aşama kaydettik. Azalmakla beraber şu anda yine her vatandaşımıza okuma yazma birinci kademe ve ikinci kademe kurslarını vermekteyiz. Birinci kademe okuma yazma kursu sadece bireyin okur yazar olduğunu gösterir. Başka bir işine yaramaz belge olarak. İkinci kademe? İkinci kademe okuma yazma belgesi bizim eskiden 5 yıllık ilkokul tabir ettiğimiz okul seviyesindeki diplomadır. Onunla ortaokula kaydolabilir. Bizim bünyemizdeki açık ortaokula kaydolabilir. Ehliyet alabilir. Yine bazen vatandaşlarımızın talepleri oluyor. Böyle çocuk sahibi olamayan ailelerimiz evlatlık edinmek istediklerinde o belge diploma olmadan evlatlık alamıyorlar. Evet. Biz geçen yıl içinde bu amaçla katılan iki vatandaşımıza da belgeyi vererek hani yavrularına kavuşmalarına bir yerde vesile olduk. Yine ülkemizde yabancı misafirlerimiz sayısı oldukça fazla. Biz yabancı misafirlerimize de kurslar düzenlemekteyiz. Öncelikle ülkemize gelen veya ilimize gelen her yabancı misafirimize biz sosyal uyum ve yaşam eğitimi kursu veriyoruz. Ülkemizin gelenekleri, görenekleri, burada uymaları gereken kurallar, yardım talep etmek zorunda kaldıklarında başvuracakları merciler gibi konularda onlara bir eğitim veriyoruz. Bunu, bu da çok önemli aslında tabii baktığımız ki, noktada. Bu sosyal entegrasyonu konusunda yabancıların çok önemli. Çünkü herhangi bir ülke vatandaşı başka bir ülkeye gittiği zaman orada sosyal, kültürel, psikolojik sıkıntılar yaşayabiliyor. Hani bizim bu kursları verme amacımız bir yerde onların o uyum problemini aşmalarına yardımcı olmak ve topluma entegrasyonlarını sağlamak. Hani bu konuda da bayağı sayı olarak fazla. Geçen yıl 3000'in üzerinde yabancı misafire biz bu kurslarımızı verdik. Şu anda da devam ediyor kurslarımız. Alışkın Türklerimiz yakın tarihte yine evet, bize gelmişti onlarla ilgili programımız evet, vardı. Evet, orada da aşağı Demirtaş Geçici Barınma Merkezi'nde Ahıska Türkleri soydaşlarımız gelmişti. Tabii herkese biz aynı özeni gösteriyoruz ama soydaşlarımız için yine çabucak valimiz koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü de öncülük ederek çok çabuk organize olduk. Biz o gelen misafirlerimize hemen Türkçe ile ilgili sıkıntılar yok ama biz eğitim görecek çocuklarımız için Türkçe öğretimi kursları açtık. Yine onlardan okuma yazma bilmeyen Ahıska Türk'ü soydaşlarımıza okuma yazma kursları açtık. Orada çocuklarımızın, Ahıska Türk'ü soydaşlarımızın çocuklarının
ülkelerinde yarım kalan, savaştan çünkü çıkıp geldiler. Evet. Onların eğitimlerine devam edebilmeleri için bazılarının uzaktan eğitim durumu vardı. Biz bilgisayar kursları açtık. Bilgisayar kurslarında hem bilgisayar öğrenimi hem de oradaki çocuklarımıza öğretmenlerimiz vasıtasıyla eğitimlerine devam etme fırsatı bulduk. Çok büyük artı oldu çocuklarımıza. Aileler de çok memnun kaldılar. Bunun yanında orada giyim kursları açtık. Biz meslek öğretmek amacıyla kuaförlük kursları açtık. Talep çok fazla. Çok öğrenime açıklar, öğrenmeye açıklar. Çok meraklılar. Her yaş grubunda meraklılar. Yani bizim en güzel giden sorunsuz kurslarımızdan orada Ahıska Türklerine. Şimdi okulları açıldı yine geçici barınma merkezi bünyesinde. Bizler okulun yanında da yine vatandaşlarımıza kurslar planladık. En son yine halıcılık kursu açtık orada meslek öğretmek amacıyla. Evet. Gelen talepler doğrultusunda ve oranda fiziki imkanları ölçüsünde bu kurslarımızı arttırmaya gayret edeceğiz. Vaktimiz var. Devam edeyim tabii ben kurslarımızdan. Tabii. Evet, şimdi filografi, kağıt rölyef, yine bez baskıcılığı, ebru gibi el sanatları kurslarımız var. Şimdi bu kurslarımız artık mesafe kaydettiler. Böyle hobi olmaktan çıkıp profesyonel bir hüviyete kazandılar. Ve artık kursiyerlerimiz bu işlerden para kazanmaya başladılar. Hani gerek el becerilerini geliştirirken, kurslarda sosyalleşirken, büyük bir kısmı için terapi imkanı sunarken, aynı zamanda bu işlerin neticesinde para kazanacak duruma geldiler. Bizim önümüzdeki dönemde bu kursiyerlerimize ve usta üreticilerimize ürettikleri ürünleri dijital mecrada tanıtabilecekleri, pazarlayabilecekleri çalışmalarımız olacak. Onun da şu anda gayreti içerisindeyiz. Bu da çok iyi aslında. Yani Elazığ'ın aslında bu noktada en büyük eksikliği herhalde pazara evet. çıkarma. Evet. Ama Halk Eğitim Merkezi'nde işte el emeği, göz nuru birçok ürünümüzün emeğinin olduğunu, vatandaşlarımızın bu noktada aile ekonomisine katkı sağladığını evet. ama belki satış noktasında zorluk yaşadığını biliyoruz. Evet. Halk Eğitim Merkezi'nin evet bu pazarlama noktasında dijital ortamda satışa sunması onlara da daha fazla katkı sağlayacaktır. Kesinlikle. Zaten günümüz teknoloji devri. Yani evet fiziksel ortamda satış yapabilecekleri uygun bir ortam. Evet. Umarım ileride yapabiliriz kendilerine. Ama önemli olan öncelikle dijital mecrada tanıtım ve pazarlama. Bunun da altyapısına bakıyoruz. Yani onunla ilgili çalışmalara başladık. Belki bir kadın kooperatifi, belki de farklı bir tabii yasal altyapısına falan bakıyoruz şu anda. Belki de farklı bir mecrada kadınlarımıza ürettikleri ürünleri pazarlama, tanıtma, satma imkanı vereceğiz. En büyük sıkıntılardan biri bu. Çünkü ürettikleri her ürünün bir maliyeti var. Evet. Üretiyorlar. Neticede onu bir şekilde değerlendirmek zorundalar. Bir de bayağı talep görmeye başladı artık. Şimdi yerelde de talep var ama yetmiyor. Bizim çünkü kurs sayımız çok, ürün sayımız çok. İnşallah onları da o konuda kursiyerlerimizin önünü açacak çalışmalar yapacağız. Şimdi müdürüm o kadar çok geniş kitleye hitap ediyorsunuz ki kurum olarak. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Orada o işleyiş nasıl yürüyor? Kurslar neye göre açılıyor? Evet. Talep gördükçe işte yeni kurslar hemen açılıyor mu? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim, kurumun genel işleyişi hakkında kısa bilgi vereyim. Elazığ Halk Eğitim Merkezi ya da tüm halk eğitim merkezleri müdürlük şeklinde organize olmuşlar. Şimdi bizim kurumumuzda kadrolu öğretmenlerimiz var. Sayıları çok fazla değil. Bunun yanında kadrolu usta öğreticilerimiz var. Bunun dışında Milli Eğitim Bakanlığı'nda kadrolu çalışan ancak derslerini dolduramayan veya imkan ölçüsünde halk eğitimde çalışan öğretmenlere görev veriyoruz. Evet. Asıl büyük çoğunluğumuz bizim ücretli usta öğreticiler dediğimiz. Bu da çok önemli. Evet. Yani orada eğitimini alıp evet. daha sonra usta öğreticilik belgesini aldıktan sonra belirli bir kişi sayısını, onu da konuşacağız tabii, belirli bir kişi sayısını oluşturduktan sonra mevcut usta öğretici bir kurs merkezi açabiliyor. Evet. Bununla da bir ücrete tabi tutuluyor. Tabii ki. Nedir bunun detayları? Şöyle, şimdi zaten ustalık belgesi almak için yine halk eğitim tedrisatından geçmeleri gerekiyor. Gerçi meslek lisesi çıkıştı, kız meslek lisesi mezunlarının diplomaları ustalık hükmünde. Evet. Ama çok büyük çoğunluk halk eğitim kurslarına katılıp oradan aldığı sertifikalarla yine ilimizdeki mesleki eğitim merkezi bünyesinde katıldıkları sınavla ustalık
belgesi alıyorlar ve yine bir haftalık eğitimden sonra usta öğreticilik belgesi aldıktan sonra halk eğitim merkezlerinde kurslaşma yeterliğine kavuşuyorlar. Şimdi kurumumuzun tabii ki eğitim birimiyiz biz. Ancak ilimizde istihdam yaratan da bir rolü var. Bu usta öğreticilerimiz bu yıl daha fazla arttı. Geçen yıl 870 civarındaydı başvurular. Bu yıl 1220 kişi takvim dışı müracaatlarla beraber 1350 kişiye yaklaştı. Bu hocalarımızdan, hoca adaylarımızdan biz yaklaşık 500-600 kişiye yıl içinde talebe göre görev verebiliyoruz. Tabii bu da ilimiz için büyük bir istihdam imkanı oluyor. Ailelerini geçindirenler var buradan aldıkları ücretlerle. Tamamen bu ücrete bağlı hocalarımız var. Tabii öncelik eğitim kurumuyuz. Biz hizmet bazlı evet. düşünüyoruz ama hani bunun yanında işte sosyal ekonomik etkileri de var ilimiz ekonomisine. Bu hocalarımız Ağustos ayında bize müracaat yaparlar. Bakanlığın takvimi doğrultusunda 1-31 Ağustos arası müracaatta bulunurlar. E-yaygın sistemi üzerinden. Bizler o belgelerini inceleriz, onaylarız veya reddederiz belgenin doğruluk durumuna göre. Daha sonra Eylül itibariyle komisyon onayı, Sayın Valimizin onayıyla birlikte o kurslarımızı açmaya başlarız. Peki müdürüm, tabii şimdi kurs merkezleri açılıyor. Oradaki işleyişlerin denetimi nasıl oluyor? Bu da yine sizin sorumluluğunuz tabii altında ki. Mı? Evet, şimdi ben müsaade ederseniz önce kurslarımızı nerede açıyoruz tabii onu ki, söyleyeyim. Yok, çünkü tabii denetim ki. Direkt onunla bağlantılı tabii, bir konu. Buyurun. Şimdi bizim Sürsürü Mahallesi'nde merkez binamız var. Bu binanın biz yönetim faaliyetleri yine iki katında da kurslar düzenleyerek bilgisayar, giyim, el sanatları kurslarımız var. Bunun yanında Olgunlar Mahallesi'nde 5 katlı bir ek hizmet binamız var. Bir de İstasyon Caddemizde Tuncay Küçüközer ek hizmet binamız var. Bu binalar halk eğitim bünyesinde kullanıyoruz. Tabii ki demin bahsettim, bu yıl hedefimiz yaklaşık 55-60 bin vatandaşımıza kurs vermektir. Sadece bu binalar 55-60 bin vatandaşımıza kurs vermeye yeterli değil. Bizler bunun yanında kamu binalarını kullanmaktayız. Özellikle okul binalarımızı, okullarda, halk eğitimde okullarda zaten işbirliği içinde evet. çalışan milli eğitime bağlı kurumlar. Bunun yanında Elazığ Belediyesi'ne ait EBEGEM tabir ettiğimiz Elazığ Belediyesi Ekonomi Geliştirme Merkezi. Yine bu yıl açıldı Şehit İlhanlar Caddesi'nde Elazığ Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi, yine Kadın Yaşam Merkezi. Buralarda kurslar açmaktayız. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Şehit Muammer Salgar Gençlik Merkezi'nde kurslar düzenlemekteyiz. Bunun yanında sağlık kuruluşlarında Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Bölümünde kurslar planlamaktayız. Fırat Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Servisinde kurslarımız var. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde, Ruh Hastalığı Hastalıklar Hastanesi'nde kurslarımız var. Cezaevinde kurslarımız var bizim. Geçen yıl tüm KYK'larda kurslarımız vardı. Bunun yanında organize sanayi bölgesinde İşkur'la işbirliği protokolleri içinde tüm tekstil fabrikalarında kurslarımız vardı. Sadece organize sanayi bölgesinde değil, aynı zamanda bizim mahallelerde de artık üretim atölyelerimiz var. Müdürüm, kurs açmak isteyenlerin kurs binaları, yani işlevi yapacakları alanı siz mi tahsis ediyorsunuz? Kendilerini de tahsis etme olanağı ya da seçeneği var mı? Şöyle, genellikle bizler tahsis ediyoruz. Yani irtibatta olduğumuz, demin bahsettiğim resmi kurumlar, okullar, evet. kendi binalarımızda yer varsa bizler tahsis ediyoruz. Ancak böyle yerlerin kafi gelmediği durumlarda hani özel alanlar. Herhangi bir ticari hüviyeti olmayan alanlarda binaların sosyal tesislerinde, herhangi bir dairede evet, biz orada da kurslar açabiliyoruz. Peki. Betül Canpolat izleyicimiz, müdürümüzün başarılarını devam diliyorum. Büyük bir hevesle sıranın bana gelmesini bekliyorum. Buradan evet. da talebin ve yoğunluğun ne kadar çok olduğunu anlayabiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, hocalarımız da şahitlerdir. Bizler 26 Eylül itibariyle kurslarımızı, 2022-23 dönemi kurslarımızı açmaya başladık. Şu anda çok büyük gayretle ben kurumda çalışan müdür yardımcılarımız, memurlarımız, tüm çalışanlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Yani talep de çok vatandaşlarımızın. Biz yoğunluğumuzun arttırmak pahasına
bir an önce kurslarımızı açmak istiyoruz ve çok çok yoğun bir şekilde belki de en erken kurs planladığımız ve bu sayıya en erken ulaştığımız yıldayız şu anda. Peki. Müdürüm, şimdi mesela gençlerin, orta kesimin çok ilgisi olduğunu biliyorum ama üst kesimin de çok ilgisi var bu kurs merkezlerine. Özellikle tabii. Bu işi işte ticaretten ziyade evde eski eşyaları yenileme, işte kafa dağıtma, işte hoşlandıkları bazı işleri yapmak adına üst kesimin de talebi çok yüksek kurslara, bu eğitim merkezlerine. Bu konuda neler söyleyeceksin? Aslında yani evet, her yaşa çok rahatlıkla hitap edebilecek bir kurum. Evet. Bu da Elazığ için çok önemli aslında. Kesinlikle. Şimdi bizim hitap etmek istediğimiz kesimden biri de çalışan kesim veya işte maddi kaygısı olsun olmasın, öyle bir ayrımımız yok. Şu anda kurslarımıza her toplumun her kesiminden başvurular olmakta, kurslarımıza katılmaktalar. Yani okumaya yazma bilmeyen kursiyerimiz de var. Üniversitede profesör kursiyerimiz de var. İş adamı kursiyerimiz de var. O anlamda başta bahsettim. Biz halk eğitimler olarak artık eski algıları yıktık. Eskiden daha çok okuma yazma, halk oyunları, dikiş nakış diye anılırdı halk eğitimler. Mesela birazdan değinmeyi düşünüyordum. Bizim 3876 modülümüz var. 3876 alanda kurs açma şansımız var. Bu 3876 alanın %68'i mesleki kurslar. Evet. Bu çok yavaş yavaş gündeme geliyor ve bu gündeme geldikçe de buraya talep artıyor. Örneğin geçen yıl biz güneş panelleri kurulum bakım onarımı kursları açtık. Türkiye'de ilk açan... Son dönemlerde çok da talep gören tabii ki, evet, bir sistem. Son dönemlerde çok talep görüyor. Zaten günümüzde enerji darboğazının yaşandığı, işte evet. Ukrayna Savaşı'yla daha gün yüzüne çıktı. Artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmenin arttığı Kesinlikle. Bir dönemdeyiz. Bizler de kurum olarak buna katkı sağlamak için ilimizdeki diğer kurumlarla da görüşerek, çünkü teşvik başvuruları vardı. Bu bizim verdiğimiz eğitim sonucunda alacakları belgeyle muadili illerden 15 puan önüne geçme durumu vardı. Biz süratle organize olduk, o kurslarımızı açtık. Vatandaşlarımız bu yenilenebilir enerjiyle alakalı, genelde şu anda güneş panelleri var. Onlarla ilgili kurulumlar yapıyor, santraller kuruluyor. Bizden aldıkları sertifikalarla da bu işin başına birilerini getiriyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Yine bunun yanında elektrikçiler odasıyla işbirliği içindeyiz. Geçen yıl elektrik sektöründe çalışan vatandaşlarımıza topraklamayla ilgili kurslar açtık. Geçen yıl açtık. Geçen hafta da başladık. Emlak danışmanlığı kurslarımız devam ediyor. Zaten bu tür işletmenin en büyük eksikliği kalifiye eleman bulmakta zorluk çekmekte. Aslında siz bir noktada da o açığı tamamlıyorsunuz. Evet. Müdürüm, bir izleyicimizin de bir isteği ve talebi var. Bunu da iletmek istiyorum. Şimdi el sanatları ve giyim gibi bazı kurslar 10-14 saatleri arasında veriliyormuş. Evet. Sadece sabah veya öğleden sonra katılmak isteyenler için saat sınırlanması kalksa demiş. Bu evet. Noktada bir iyileştirmeniz olacak mıdır efendim? Şimdi demin sorduğunuz konuyla bağlantılı olarak cevaplayayım ben. Çok büyük bir organizasyon Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü. Aynı anda aktif olarak 400-500 kursun olduğu bir kurum. Bunların tabii organizasyonu, denetimi de demin bahsettiniz. Ben bir iki kelimeyle ona da değinmek istiyorum. Denetimini de bizler yapıyoruz. Bizler kurslarımızı planladıktan sonra her kurs yerimizi denetliyoruz mutlaka, her dönem. En az bir kez olmak üzere, fırsat buldukça da daha fazla gidiyoruz. Tabii kurs sayısının artmasıyla beraber kurslara erişim ve denetim noktasında bizler de zaman baskısı yaşıyoruz. Şimdi bizler bu kurslarımızı disipline etmek derken, çalışma verimini arttırma anlamında disipline etmek amacıyla bir yıl bir çalışma yaptık. Kurslarımızı günün değişik saatlerinde ziyaret ettik. Sabah erken saatlerde kurslarımıza gittik. Yine öğleden önceki saat 10 gibi dönemde, 12 dönemde, 2 dönemde, 4-5 dönemde kurslarımızı ziyaret ettik. Şunu gördük, günün erken saatlerindeki kurslarda kursiyer sayısı yok denecek kadar az. Yani 8'de planladığınız bir kursta
çok kursiyer olmuyor. Bizim hani demin bahsettik, kurslarımızda genellikle kadınlarımız çoğunlukta, evet. %60-65 oranında. Günün o saatinde kurslarımızda kimsenin olmadığını gördük. Yine geç saatte, böyle 3'ten 3.30'dan sonra kurslarımızda yine kursiyer sayısının çok düştüğünü gördük. Şimdi birçok parametre var kurs saatlerini belirlerken. İlin ekonomik yapısı, ilin gün saatlerini kullanma durumu, işte katılım, güneşin doğması. Sayısı, tabii evet. ki yine ilimizdeki okulların normal eğitim, sabahçı öğleci olma durumu. Biz tüm bunları değerlendirdiğimizde öncelikle okullarımızın büyük bir çoğunluğun normal eğitim yaptığını söyleyeyim ben. En son sayı aldığımızda sanırım 24 okulumuz ikili eğitim yapmaktaydı. Malum ilimizde bir deprem yaşandı. Rabbim bir daha yaşatmasın. Ondan sonra okullarımız, şimdi güçlendirilen okullarımız var. İlimize çok büyük müjdeler de verildi bakanımızın gelmesiyle beraber. Hani şu anda neredeyse okullarımızın tamamı yenileniyor ve yeni okullar yapılıyor. Evet. Onlar olduktan sonra sanırım tüm okullarımız normal eğitime geçecek. Yani ortalama saat 8.30-9'la 2.30-3 arası gibi veya liseler 3.20-3.40 gibi çıkacaklar. Biz de günümüzü buna göre planladık. Şunu gördük, hanımefendiler özellikle evde sabah çocuklarını okula gönderiyorlar, işte işe gidiyorlar veya eşlerini işe uğurluyorlar. Evlerinde işleri oluyor. Bir çayını kahvesini içtikten sonra kendilerine zaman ayırabiliyorlar. Bu da yaklaşık 10-10.30 gibi zaman dilimi. Yine normal okulların dağılma saati işte 2.30-3-2.20 gibi. Bizim kurslarımız da 2.20'de bitiyor. Hani çocuğunu da alıp evine dönecek şekilde planladık. Yani çok büyük oranda da memnuniyet sağladı. Hani ben vatandaşımıza da hak veriyorum. Birebir herkese uydurmamız mümkün değil. Ama kurs açtığımız yerdeki bazen kamu kurumlarında onların da çalışma şekline, çünkü hastanelerin vizit saati oluyor. Cezaevlerinin farklı sistemleri var. KYK'ların işte gündüz eğitimi, ikinci öğretim gibi durumları var. Onlara da uyarlıyoruz biz kurslarımızı. Peki şimdi Betül Hanım'ın mesajını okuyunca çok sayıda başarılarınızın devamını dileyen izleyicilerimiz var. Hevesle beklediklerini söylüyorlar. İnşallah bu noktada da çalışmalar, zaten tüm gayret ve çabayı gösteriyorsunuz. Evet. Hızlanır ve bekleyen tüm vatandaşlarımızın isteklerine de cevap vermiş olursunuz. İnşallah. Müdürüm, tabii şimdi mesela kursları bahsettik, denetimler dedik. Bu kursların açılabilmesi için nasıl bir yol izleniyor? Evet. Kaç kişiyle bu kursu kişi ya da usta öğretici açabilecek? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii resmi bir yasal mevzuatımız da var bizim tabi olduğumuz. Öncelikle vatandaşlarımız diledikleri her yerden kurslarımıza başvurabilirler. Halk eğitime gelme zorunlulukları yok. Şöyle yok, mahalle muhtarlığına müracaat edebilirler. Belediye veya belediyenin bir birimine müracaat evet. edebilirler. Tüm kamu kurumlarının birimlerine veya mahalledeki bir okula müracaat edebilirler. Onlardan gelen talepleri de biz karşılıyoruz ve yasal olarak kabul ediyoruz. Herhangi bir kursu açmamız için yeter sayı 12'dir. En az 12 kişiye bir kurs açılır. 12'nin altında kurs açma şansımız yok. Ama üstüyle ilgili sıkıntı yoktur. Kurs yeriyle, kurs yerinin uygun olması durumunda. Tüm kurslarda mı 12? Hayır. İstisnalar var. Kanun koyucu yani güzel bir ayrım yapmış orada, pozitif ayrımcılık. Bizim özel eğitim gereksinimi olan çocuklarımız bu sayının dışındadırlar. Evet. Biz bir kişiye de, üç kişiye de, beş kişiye de kurs açabiliriz. Yine kadın konuk evlerinde veya koruma altındaki kadınlarımıza kurslarımız var bizim. Şu anda da veriyoruz, önümüzdeki hafta inşallah planlayacağız. Sokak çocuklarına, yine mahkumlara, hastanede yatanlara veya hasta yakınlarına verilen kurslar bu sayından münezzehtir. Yani herhangi bir sayıyla da kurs sınırlama açılabilir. Yok, evet. Evet, en az 12 sayıyla kursları açıyoruz. Kurs yerinin uygunluk durumuna göre bu 20, 30, 40 daha fazla da olabilir. Bunun önünde de bir engel yok. Peki müdürüm, zamanla daralıyor. Aslında çok konuşulacak konu var ama özellikle sosyal alanda işte geçtiğimiz dönemde hayat boyu öğrenme şenliği düzenlendi. Evet. İlk kez yapıldı. İlk kez. Devamı gelecek mi? Bu bir geleneksel hale gelecek mi? Bunun cevabını alalım. Aynı zamanda Halk Eğitim Merkezi'nin korosu da
geçtiğimiz dönemde ilk kez sahne aldı. Evet. Bu ikisiyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi tabii çok farklı alanlarda kurslar var. Bunların bir çıktısının olması gerekiyor. Hani Halk Eğitim Merkezi ne yapıyor? Neler yapıyor? Tabii ki. Yani ne yapıyor? Hani zaten bizim amacımız vatandaşa dokunmak. Şimdi kurs açtığımız yerde sadece kursla alakalı değil. Örnek Hilalkent'te giyim kursumuz var bizim. Biz kursa gittiğimizde buradaki vatandaşın da taleplerini karşılıyor musunuz diye soruyoruz. Hatta şaka yoldu. Sakın hiç kimse Hilalkent'ten işte pantolon paçası dikmeye veya söküğünü dikmek için çarşıya terziye aramaya gitmesin diye de hocalarımıza telkinlerimiz var. Biz bulunduğumuz yerde vatandaşa dokunuyoruz. Şimdi müzik kursları çok yaygın aslında bizim. Mesela bağlama kursumuz var, keman kursumuz var, gitar kursumuz var, kabak kemane kursumuz var, kanun kursumuz var, ses eğitimi kursumuz var, yine vurmalı çalgılarla ilgili kursumuz var. Bir de bakanlığımız bu yıl özel olarak bizim zaten vardı o yönde çalışmalarımız. Türk Müziği Korosu çalışmaları istedi. Şu anda Türk Müziği Korosu çalışmalarımız da devam ediyor. Biz geçen yıl Nurettin Yakın Ardıç... Yakın bir tarihte konser var diyebilir miyiz o zaman? Ben sizin vasıtanızla hemşerilerimize inşallah Aralık ayı içinde Türk Sanat Müziği konseri düzenleyeceğimizin sözünü vereyim. Peki. Geçen yıl Nurettin Ardıçoğlu'nda Türk Halk Müziği konseri yapmıştık. Yine Haziran ayının ilk haftası tüm Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası olarak kutlanır. Hafta boyunca hayat boyu öğrenmenin önemi, işte paydaş kuruluşlar, yapılan çalışmalar sergilenir, sergiler, sempozyumlar falan yapılır. Biz geçen yıl bir farkındalık yaratmak amacıyla Kültür Park'ta Hayat Boyu Öğrenme Şenliği düzenledik. Evet. Ve amacına da ulaştı. Hakikaten panayır yerine döndü. Evet, katılım da yoğundu. Evet, 8-10 bin parçadan oluşan sergimizle başladık. Halk Oyunları Şenliği yaptık. Bir başka gün Türk Halk Müziği konseri, kürsübaşı konseri verdik. Çok olumlu dönütler de oldu. Tabii bunlar bizi cesaretlendiriyor, mutlu ediyor. Yani neredeyse hiç tanıtım yapmadan biz amfiteyatro tıklım tıklım dolmuştu ve çok güzel etkinlikler olmuştu. Vatandaşlarımızın bir kısmı, hocam nereden getirdiniz ekibi falan? Biz tamamı koronun da müzisyenlerin de hepsi halk eğitim bünyesinde çalışan eğitim arkadaşlarımız abi. Dediğimizde de şaşırmışlardı. Biz bu yıl şenliğimizi, etkisini ve etkinlikleri arttırarak devam edeceğiz inşallah. Peki. El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Çam da selamdan iletmiş müdürüm söyleyeyim. Üstün gayret ve çabalarınızdan ediyorum. Dolayı sizi tebrik etmiş. Sağ olsun. Tabii müdürüm, şimdi işbirliği yaptığımız kurumlar var dediniz. Evet. Bu kurumların Halk Eğitim Merkezi'ne mutlaka ki desteği ve katkıları vardır. Bu kurslara mesela işte sayamadığınız belki daha birçok kurs var. Çok var, evet. Ben %5'ini saydım. Ama biz mesela eski dönem olarak hep şey bilirdik, işte bilgisayar, İngilizce. Ama şimdi dediğiniz gibi alan ve katılım, çok. Talep o kadar genişledi ki işte ifade ettiğim gibi sayamadığınız belki birçok kurs var. Evet. Ama en çok talep gören Elazığ'daki talep gören kurslarımız nelerdir? Şimdi sayı olarak zaten yerleşik bir el sanatları kursları var. Bunun ağırlığı var, giyim kurslarının ağırlığı var. Ama mesela son yıllarda çini kurslarımız çok revaçta. Çini ve seramik alandaki kurslarımız, evet. Biz sayılarını da arttırdık. Elazığ'da olmayan imkanlar, yani Elazığ'da yapamadıkları fırınlamayla ilgili şimdi bazı imkanlar yakaladık. Şu anda da sayılarını arttırdık. Çini kurslarında artık kadınlarımız muazzam para kazanmaya başladılar. Çünkü hakikaten çok meşakkatli ve çok albenisi olan bir ürün. Oraya rağbet çok. Bunun yanında aşçılık kurslarımız var bizim. Aşçılık kurslarına son yıllarda, özellikle bu yıl çok yoğun rağbet var. Gastronomi yine pandemi süreciyle çok büyük değer kazandı. Tabii ki. Yani gastronomi zaten çok değerli. Herkese hitap ediyor. Her evde uygulama alanı var. Evet. Bunun yanında bizden aldığı sertifikayla resmi işe girenler var. Mesela geçen yıl... İstihdam alanında da büyük katkı. Tabii ki. Milli Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı diyeyim, Türkiye genelinde aşçı ve aşçı yardımcıları istihdam etti. Bu yatılı ve pansiyonlu okullarda görevlendirmek üzere. Evet. Ve sadece halk eğitimden aldığı belgeyle o işe girenler oldu. Kadrolu olarak işe girdi. Hani bunun da etkisi var ama dediğiniz gibi pandemi döneminde gastronomiye ilgi zaten hep vardı. Evet. İnsanlığın tarihiyle beraber ama arttı.
O alanda da çok yoğun talepler var. Emlak sektöründe yoğun talepler var ama özellikle mesleki eğitimde talep var. Biz de bundan sonra ağırlıklı olarak mesleki eğitimlere yoğunlaşmak istiyoruz. Zaten bizim hedef kitlemizden biri meslek öğretmek vatandaşa. Bir diğeri var olan mesleğinde ilerlemesini sağlamak. Şimdi eskiden mesleklerde hizmetçi eğitim anlayışı vardı. Bir işe yerleşirdik. Senede bir, 5 senede bir hizmetçi eğitim merkezlerinde hizmetçi eğitim kursları alırdık. Artık yeni anlayış, programın başında dedim, hayat boyu öğrenme. Bu artık bir eğitim konsepti, eğitim anlayışı. Yani hepimizin hayatına girdi. Biz de ona yönelik olarak çalışmalarımızı yapmak istiyoruz. Peki, müdürüm, verilen eğitimler ne kadar sürüyor? Kurslar modüler sistem bizde. Modüllerin saatleri belirlenmiş. Bizim o konuda bir inisiyatifimiz yok. Şöyle söyleyeyim, 8 saatlik kursumuz da var bizim. 700 saatlik kursumuz da var, 900 saatlik kursumuz da var. Kursun mahiyetine, tabii ki eğitimin içeriğine göre kurs saatleri değişebiliyor. Peki, birkaç cümleyle de şey alayım, bu da çok önemli. Üniversite hazırlık kursu ve açık öğretim kurslarınız var. Evet. Yayın öncesi konuşmuştuk, buna da talep çok fazla dediniz. Çok fazla, evet. Bu da yine çok önemli. Çünkü bir de bu kurslarda mesela işte dershanelerimizin artık malum ekonomik şartlar, ailelerin bu noktada gönderememesi, zorlanması büyük bir katkı sağlıyordur. Bir ücret, herhangi bir ücret talep edilmiyor diye biliyorum. Halk eğitimin tüm kursları ücretsizdir. Başvuru, kursa devam, kurs sonu hiçbir ücret, 1 lira bile ücret ödemeden halk eğitimde kurs alıyor. Peki, üniversite hazırlık kursu ve açık öğretim kurslarına talep nasıl o zaman? Şimdi açık öğretim hizmeti vermekteyiz. Öncelikle açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi. Yaklaşık 15 bin öğrencimiz var kayıtlı. Geçen cuma sona erdi. Birinci kayıt dönemi 2000 kayıt yaptık. Halk eğitim bünyesinde. Biz bu açık öğretim öğrencilerimizin kayıt yenileme, ders seçme, kitap dağıtımı, belge işlemlerini yürütmekteyiz. Ortaokulu yarıda bırakmış, liseyi yarıda bırakmış vatandaşlar yaş sınırı olmaksızın diledikleri an halk eğitimin kayıt dönemleriyle sınırlı olmak üzere açık ortaokul ve liseye kayıt olabilirler. Evet. Şimdi üniversiteye hazırlık anlamında destekleme yetiştirme kurslarımız var bizim. O anlamda da mezun olan öğrencilere, liseyi geçen yıl veya önceki yıllarda bitirmiş çocuklarımıza üniversite hazırlık eğitimi veriyoruz. Geçen yıl açtığımız kursa tamamına yakını çocuklarımızın üniversiteye yerleşti. Yine o kursumuz da tamamen ücretsiz. Biz yine o kursa katılanlara kurumun kendi imkanlarıyla veya kendi kişisel imkanlarımızla temin ettiğimiz hazırlık kitaplarını vermekteyiz. Tamamen ücretsiz deneme sınavları yapmaktayız. 18 Eylül'de başladı. Haziran'ın 10'una kadar devam edecek, yetiştireceğiz. Geçen yıl aşmıştık. Bu yılda yine yeterli talep olması halinde KPSS kursu aşmayı da planlıyoruz. Peki, müdürüm, şunu da sormak istiyorum. Bu kurslara işte başvuruların nasıl başladığını, ne zaman başladığını, ne zaman işte evrakları getirmesi gerektiğini vatandaşlarımız nasıl öğreniyor? Nereden öğrenmeli? Bizim sosyal medya hesaplarımız var. Elazığ Halk Eğitim Merkezi internet sitemiz var. Facebook'da, Twitter'da, Instagram'da yoğun olarak, aktif olarak kullanmaktayız. Hem vatandaşlarımız faaliyetleri buradan takip edebilirler. Herhangi birini kullandıkları sosyal medya platformunu takip ederek halk eğitimle ilgili gelişmeleri takip edebilirler. Kursları sordunuz. Kursların süresi yok. Yıl boyu biz kurs açan bir kurumuz. Vatandaşlarımız diledikleri zaman Halk Eğitim Merkezi'ne gelerek bir talep formu doldurarak müracaat ediyorlar. Yeterli talebe ulaştığı zaman biz kursu planlayıp belgeyi bırakana da mesaj gidiyor. Kursun saati ve yeri hakkında o konuda ulaşılabilir bir kurum olduğumuzu düşünüyoruz. Yani günün her saatine gelip herhangi bir tarihte kursa başvuruda bulunabilirler. Ben tekrar söyleyeyim, halk eğitimin tüm kursları tamamen ücretsizdir. Yani başvuru ücreti yoktur, kurs ücreti yoktur, belge ücreti yoktur. Tamamen ücretsiz olarak bu hizmetleri vermekteyiz. Peki. Müdürüm, çok teşekkür ediyorum. Ben son olarak neler söyleyeceksiniz, toparlayacak olursanız? Ben şöyle söyleyeyim. Deminki konuya da katkı anlamında, üniversiteye hazırlık sürecinde mezun öğrencilerimizden dershaneye gitmeyen, gidemeyen, tercih etmeyen, imkanı olmayan çocuklarımızı biz hafta sonu cumartesi 8'den 2'ye kadar, pazar günü 8'den 2'ye kadar İstasyon Caddemizdeki binamızda kurs veriyoruz. Çocuklarımız katılabilirler. KPSS'ye hazırlanan vatandaşlarımız kurslarımıza katılabilirler. Çok kısa değindik, özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımızın, bizim hafif düzeyde zihinsel engeli olan çocuklarımız
Down sendromlu çocuklarımız, otizmli çocuklarımıza yönelik kurslarımız var. Ve çok iyi gidiyor. Yani böyle o alanda da yetişmiş personelimiz var. Hani o anlamda ihtiyacı olan vatandaşlarımızı, çocuklarımızı kurslarımıza bekliyoruz. Diledikleri hangi alan olursa olsun kurs almak isteyen vatandaşlarımızı halk eğitim kurslarına bekliyoruz. Kimine terapi, kimine iş imkanı, kimine sosyalleşme aracı, kimine de kendini ifade etme aracı olarak halk eğitim kurslarına bekliyoruz. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum misafirperverliğiniz için. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, Bir Fırat'ta Gündem programının sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.